Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz asgari ücret konusunda bakan Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar geliyor. Bunları sizlerle paylaşıyoruz değerli izleyicilerimiz. Vedat Bilgin bir açılışta şu şekilde söyledi. Geleceğe dair hiçbir endişemiz yoktur. Önemli olan bugün önümüze çıkan sorunları çözerek ilerlemeye devam etmektir. Bu konuda da önümüzde duran ilk sorun asgari ücret meselesidir. Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın. Emeği koruyan, enflasyona ezdirmeyen, insanımızın başını dik tutacak bir ücret seviyesinde işçi ve işveren sendikalarımızla bir araya gelerek insanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Burada söz veriyorum." dedi. Değerli izleyicilerimiz 3600 konusunda da Vedat Bilgin şunları söyledi. Memur ve kamu emekçilerinin de sorunlarını çözmeye, taleplerini karşılamaya devam edeceklerini dile getiren Bilgin, 3600 konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sözü var. Komisyonlar kurduk, çalışıyoruz. 3600 meselesini de çözerek hak eden memurlarımızı, meslek gruplarımızı bu haktan istifade ettireceğiz. Kamuda çalışan insanların sözleşmeli, kadrolu kadrosuz ayrımları var. Bunlarla da ilgili çalışma yapıyoruz ifadelerini kullandı. Değerli izleyicilerimiz bu konuda gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. Hoşçakalınız. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz asgari ücret, EYT'liler ve emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren konularla ilgili önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar yani halk arasında EYT olarak bilinen vatandaşlarımız 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıyoruz maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz açıklamasını yaptı değerli izleyicilerimiz. EYT için çalışıyoruz. Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından soruları cevaplayan bilgin EYT 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Önümüzde olan konuların başında asker ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz. 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz diyen Bilgin, maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceklerini kaydetti. Bilgin, karar aşamasına gelince paylaşırız diye konuştu değerli izleyicilerimiz. Asgari ücret tespitine ilişkin meslek gruplarının beklentilerinin saptanacağını kaydeden Bilgin, farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite arayıcılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını, araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Asgari ücretten gelir vergisi kalkabilir, kamu personeli danışma kurulu ve üçlü danışma kurulunun toplanacağı bilgisini veren Bilgin, Asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin soruya bunun üzerinde de çalışıyoruz dedi. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yazal, yasal düzenleme gerekirken bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari ücret tespit komisyonunun vereceği karar da yeterli oluyor cevabını verdi. Artış enflasyonu geçmeli Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücretteki artışın enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini söyledi. MÜSİAD 2021-2023 Yönetim Kurulu Kurulu Hedefler Faaliyetler Tanıtım toplantısında konuşan Asmalı, çalışanların hayatlarını daha müreffeh bir şekilde sürdürmelerinin işverenler olarak kendilerini de memnun edeceğini belirterek 2022 için belirlenecek asgari ücret zamanının işveren üzerindeki vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerekir dedi değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Hoşçakalınız. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden değerli izleyicilerimiz, emekli vatandaşlarımızı ve asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızı ilgilendiren bir çıkış geldi. E, MHP asgari ücret ve emekli maaşı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Mustafa Kalaycı iktidarın aksine asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini dile getirdi. Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Mustafa Kalaycı, asgari ücret ve emekli maaşı hakkında iyileştirmeler yapılması gerektiğini söyledi. Türk lirasında yaşanan değer kaybıyla beraber ekonomik sorunlar her geçen gün daha da derinleşirken MHP'den asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili olarak peş peşe açıklamalar geldi. Asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir İnşallah vatandaşlarımızı memnun edecek, piyasa koşullarında vatandaşlarımızın elini güçlendirecek ve gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltacak ve katkı sağlayacak gayretlerin de nihayete erdirilmesini hepimiz umut ediyoruz dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da parti olarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması görüşünde olduklarını söyledi. Kalaycı, asgari ücretten vergi alınmaması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz ifadesini kullandı. Ekonomik sorunların başında enflasyon geldiğini vurgulayan Kalaycı, bu kapsamda çalışanların, emeklerin aylıklarında ve asgari ücrette artış yapılırken bu durumun dikkate alınacağına inanıyorum. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapılmalı, sağlık hizmetlerinde alınan bazı katılım payları emeklilerden alınmamalıdır ifadesini kullandı. Zamların gölgesinde asgari ücret görüşmeleri. Asgari ücretle ilgili görüşmeler doğalgaz, elektrik gibi kalemlerde yapılan zamların gölgesinde Aralık ayında başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Ağustos 2020'de açıkladığı doğalgaz müjdesinin üzerinden geçen süre zarfında elektrik, akaryakıt ve doğalgaza toplam 35 kez zam yapıldı. Yalnızca elektrikte 2018'den bu yana faturalar %122 civarında zamlandı. Yoksulluk sınırı DISK ve Türk İş'in verilerine göre 10.000 liranın üzerine çıktı. Uzmanlar asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından yani 5000 liradan az olmaması gerektiği konusunda hemfikir Değerli izleyicilerimiz bu konuda gerek emekli vatandaşlarımızı gerekse asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızı ilgilendiren haberler oldukça gelişmeler sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kimlik kartı ve faturasını götürmek yetiyor. PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz. Elektrik ve yakacak desteği. Devlet tarafından sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Hem yakacak ve elektrik desteği ihtiyaç sahibi ailelere yapılıyor. Yakacak yardımı almak isteyenler dikkat. E-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Elektrik desteği için ise fatura ile PTT şubelerine başvurmak yeterli oluyor. Sunulan imkandan yararlanmak isteyen başvuru detaylarını yakından takip ediyor. Elektrik ve yakacak desteğine ihtiyacı olan vatandaşlar için harekete geçildi değerli izleyicilerimiz. Kimlik kartı ve faturasını götürmek yetiyor elektrik faturası için. PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz. Elektrik ve yakacak desteği başvuru süreci yakından takip ediliyor devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara elektrik ve yakacak desteği veriliyor. Hem elektrik hem de yakacak desteği yapılıyor. Devlet eli ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşmaya devam ediyor. Yakacak yardımı e-devlet Yakacak yardım almak isteyenler E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Elektrik desteği için ise fatura ile PTT şubelerine başvurmak yeterli oluyor Değerli izleyicilerimiz bu konudaki bilgileri sizlerle paylaşmış olduk. Böyle önemli bilgilere ulaşmadan kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Hoşçakalınız. Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız yani toplumda EYT'li olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik müjdeli bir haber geldi. Şimdi bu haberi sizlerle paylaşıyoruz çok değerli izleyicilerimiz. Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 formül gündemde değerli izleyicilerimiz. 1. Kısmi emeklilik. 3600 günü olan kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu birinci madde. 2. Sigortaya bakılması. Yaşa değil sadece sigorta primine bakılarak karar verilmesi. 3. Kademeli emeklilik. Emeklilik için yaşı gelene kadar her yıl yüzde 2 kesintili emeklilik maaşı bağlanması. 4. Prim tamamlama. EYT'lilere de prim tamamlama uygulamasının gelmesi. 5. Finlandiya modeli. Emekliliğe kadar maaş kesintisi olacak. Emeklilik şartları tamamlandığında her şey normale dönecek. Değerli izleyicilerimiz bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaştık. Ee, gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açın ki gelişmeler olduğunda anında cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. Ee, yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren... Çok önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası yıllık enflasyon rakamını %18.4 olarak açıkladı değerli izleyicilerimiz. Peki yıllık enflasyonun %18.4 olacağını tahmin etmesi Merkez Bankası'nın ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Emekli vatandaşlarımız yani SSK'lı ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın 6 aylık enflasyon oranının %9.17 çıkacağını dolayısıyla e, SSK'lı ve Bağkur emekli vatandaşlarımızın maaş zam oranının Ocak ayındaki maaş zam oranının %9.17 olacağını Merkez Bankası'nın tahmininden öngörüyoruz. Daha önce bu rakam biliyorsunuz %5'li rakamlardaydı. Dolayısıyla ne oldu şimdi? %5'lik maaş zam oranı %9.17'ye revize edilmiş oldu. Memur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zam oranı nedir? Memur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zam oranı da %5 toplu sözleşmeden geliyordu onların zammı. Bir de %3'ü aşan kasa %3'ü aşan kısım kadar ...bir enflasyon farkı eklenecek. %9.17 çıkarsa son 6 aylık enflasyon... ...3'ü aşan kısım ne kadar olur? 6.17 olur. O zaman enflasyon farkı 6.17... ...5 de toplu sözleşmeden geliyor. 5 ile 6.17'yi toplarsak ne yapar? Memur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zammı... ...dikkat %11.17 olurken... SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zam oranı %9.17 olacak. Gördüğümüz gibi burada da maalesef bir farklılık var. Yani SSK'lı ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız %9.17 zam alırken memur ve memur emeklisi vatandaşlarımız ise %11.17 zam alacaklar. Şimdi ben SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zamlarını ve zamlı maaşlarını tek tek hesapladım. Bunları sizlere tek tek söyleyeceğim. Merkez Bankası'nın yıllık 18.4'lük enflasyon tahminine göre son 6 aylık enflasyon %9.17 çıkması öngörülüyor. Bu ne demek? Bu SSK'lı ve bağ kurulu vatandaşlarımız Ocak ayında öngörülen rakama göre %9.17 zam alacak demektir. Neye göre? Merkez Bankası'nın tahminine göre. Şimdi %9.17'lik zamma göre SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız ne kadar zamlı maaş alacaklar tek tek açıklıyorum değerli izleyicilerimiz. 1500 lira alan SSK'lı ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 1637 lira alacak Ocak ayında. 1600 lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 1746 lira alacak. 1700 alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 1855 lira alacak. 1800 lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 1965 lira alacak. 1900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2074 lira alacak. 2000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2183 lira alacak. 2100 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2200 2292 lira alacak değerli izleyicilerimiz. Evet 2200 alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2401 lira alacak. 2300 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2510 lira alacak. 2400 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2620 lira alacak. 2500 lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2729 lira alacak. 2600 lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2838 lira alacak. 2700 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2947 lira alacak. 2800 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3056 lira alacak. 2900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3165 lira alacak. 3000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3275 lira alacak. 3300 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3384 lira alacak. 3200 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3493 lira alacak. 3300 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3602 lira alacak. 3400 alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3711 lira alacak 3500 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3820 lira alacak 3600 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3930 lira alacak 3700 lira alan SSK emeklisi bir vatandaşımız 4039 lira alacak. 3800 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4148 lira alacak. 3900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4257 lira alacak. 4000 alan bir SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4366 lira alacak. 4100 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4475 lira alacak. 4200 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4585 lira alacak. 4200 alan SSK'lı ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4694 lira alacak. 4400 olan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4803 lira alacak. 4500 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4912 lira alacak. 4600 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 5021 lira alacak. 4700 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 5130 lira alacak. 4800 alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 5240 lira alacak. 4900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız değerli izleyicilerimiz 5349 lira alacak. 5000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 5458 lira alacak. Değerli izleyicilerimiz tabii ki bu Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahminine göredir. Yani %100 kesin olmamakla birlikte Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin çıkma ihtimali yüksek biliyorsunuz. O nedenle büyük bir ihtimalle bu zamlar olacak gibi görünüyor. Yıllık enflasyonu ne demişti Merkez Bankası? %18.4 dedi. 6 aylık enflasyon ne oluyor? 2. 6 aylık enflasyon %9.17 oluyor. O zaman SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın ee, Ocak ayındaki alacağı maaş zammı ne oluyor? 9.17 oluyor. Peki memur emeklisi vatandaşlarımızın ve memur vatandaşlarımızın maaş zammı ne oluyor? %5 toplu sözleşmeden geliyor onlara. 6.17'de %3'ü aşan bölüm enflasyon farkı oluyor. Yani 9.17'nin den 3 çıkarıyorsunuz. 6.17 kalıyor. Yani o enflasyon farkı oluyor onlar için. 5 de toplu sözleşmeden var. 5 artı 6.17 ne yapar? 11.17. Sonuç olarak memur emeklisi ve memur vatandaşlarımızın maaş zammı %11.17 olurken SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zammı %9.17 oluyor. Yani 2 puan SSK ve Bağkur Emeklisi vatandaşlarımızın maaş sahamı şu anda daha düşük olacakmış gibi görünüyor. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bu önemli yayını lütfen arkadaşlarınızla, emekli arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da kendi maaşlarının ne olacağını son gelişmeler ışığında öğrensinler. Ata Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Değerli vatandaşlarımız sizleri seviyoruz. Hoşçakalınız. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz EYT'li vatandaşlarımızı ilgilendiren çok güzel haberler gelmeye devam ediyor bu konuda size bilgi vermeye devam edeceğiz çok değerli izleyicilerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sigorta prim gün sayısını dolduran emeklilikte yaşa takılanlar yani halk arasında EYT olarak bilinen vatandaşlarımız için dikkat bir çalışma yapıyor maliyet odaklı çalışma sonrası öne çıkan düzenleme Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. Maaş emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde %20-25 oranında artış sağlaması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi 2022 yılı bitmeden sonuçlandırılacak değerli izleyicilerimiz. Bununla beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT'ler için de bir çalışma yaptığı ifade edildi. Bu düzenlemenin de değerli izleyicilerimiz 2022 yılı bitmeden sonuçlandırılması düşünülüyor. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getiren prim günü kriterlerini ve ödemesini sağlayanların yaşa takılmaksızın emekli olması durumunu ifade ediyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi erkek için <laughs> affedersiniz erkek için 25 kadın için 20 yıl ve prim ödeme 5000 gün şartlarının yanında Yanına bir de yaş şartı, kadın için 58, erkek için 60 yaş getirildi. Yani emekli olmak için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartı gibi 3 koşulun birlikte sağlanması aranmaya başlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak ifade edilen grubun yaş ortalamasının yaklaşık 48-49 bandında olduğu biliniyor. Emeklilik e, demek teknik olarak yaşlı kaylı. Dünyanın hiçbir ülkesinde 48-49 yaşında insanlar yaşlı olduğu sayılmıyor. Bununla beraber Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar için bir takım yeni formüller öne çıkıyor. Değerli izleyicilerimiz bugün itibariyle emeklilikte yaşa takılanlar için sayısının 5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar Kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50, 50 55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak olarak duruyor. Bu formülde ise 99 öncesinde emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık 7200 gün erkeklerde ise 25 yıllık 9000 gün sigortallık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor e, 2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı e, olanlar bu kapsama giriyor yasa çıktığında geriye doğru 25 yıl gidilerek erkek hak sahipleri bulunmuş olacak Kadınlarda ise geriye doğru 20 yıl gidilecek. Bugün ise 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş kadınlar için bu süre dolmuş durumda. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması durumu ortaya çıkıyor. Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emeklilik için kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı değerli izleyicilerimiz %2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden %8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor. EYT'de bu modelde Almanya'da uygulanan sistemin de olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor ve sigortalı kesintiye erken emekli oluyor. Kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor. EYT düzenlemesinde daha önce ortaya çıkan 5 formülü anlatmıştık. Burada 5 yıl ve prim şartlarda bakılmaksızın e, değerli izleyicilerimiz... E, konusu öne çıkmaya başladı. Bakılması. Burada yıl ve prim şartlarına bakılması konusu öne çıkmaya başladı. Yani 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş erkekler için 25 yıl kadınlar için ise 20 yıllık sigortalık şartının tamamlanması durumunda yaşa bakılmadan emeklilik imkanı gelmesi söz konusu olabilecek. Bunun dışında ise yine 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup İşe giriş tarihine göre 5000 ila 5975 gün olan primlerini tamamlamış olanlar için yaş şartı olmadan emeklilik imkanı ortaya çıkabilecek. Değerli izleyicilerimiz bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki Ali Bey 15 Haziran 1991 tarihinde ilk kez sigortalı olmuş olsun. <laughs> Ali Bey 1972 doğumlu olsun. O tarihten bu yana çalışan Ali Bey'in şu anda 7500 prim günü ödenmiş durumunda olsun. Ali Bey için şu anda emeklilik şartları 25 yıl, 53 yaş ve 5600 gün. Baktığımızda 25 yılı 15 Haziran 2016 tarihinde tamamlamış. Prim'i zaten dolmuş durumda. Buna göre Ahmet Bey yaşını bek buna göre Ali Bey yaşını bekliyor. Yani yaş şartına Takılmış durumda. Şu anki duruma göre yaşının dolacağı 2025 yılında doğum gününde emekli olacak. Eğer EYT yasası prim ve yılı tamamlayanlarda yaşa bakılmadan emeklilik imkanı getirirse... ...Ali Bey prim ve yıl şartını tamamladığı için yasanın çıktığı gün emeklilik hakkına kavuşacak. Bir örnek daha verelim değerli izleyicilerimiz. Ee, Zeynep Hanım, 20 Hanım... Zeynep Hanım 20 Mayıs 1997 yılında ilk kez sigortalı oldu. Ama fazla çalışma imkanı bulamadığından 5.000 günü bulunuyor. Zeynep Hanım 1975 doğumlu olsun. <laughs> Zeynep Hanım için emeklilik şartları 20 yıl, 53 yaş ve 5.900 gün olacaktır. Buna göre 20 yıl şartı tamamlanmış ancak yaş ve prim şartı tamamlanmamıştır. Zeynep Hanım primini tamamlarsa bile, tamamlasa bile ee, ...yaş için 2028 yılını beklemek durumundadır. Eğer EYT yasası yaş dışındaki şartları tamamlayanlar için... ...emeklilik imkanı getirirse... ...Zeynep Hanım yıl şartı dışındaki primini... ...5900'e tamamladığında... ...emekli yaşını dolmasını beklemeden emekli olabilecektir. Hatta Zeynep Hanım eğer sigortadan sonra çocuk sahibi olmuşsa... ...doğum borçlanması da yaparak kolayca 900 gün... ...satın alabilecektir. Bir örnek daha verelim. Ee, Fatma Hanım 10 Eylül 1994 yılında ilk kez sigortal olmuş ve 1974 doğumludur. Fatma Hanım'ın prim günü ise 6500 gündür. Mevcut şartlara göre Fatma Hanım 20 yıl 51 yaş ve 5750 gün şartına tabidir. Yılını ve primini tamamlamış yaş şartına takılmıştır. Dolayısıyla Fatma Hanım yaşının dolacağı 2025 yılında emekli olacaktır. EYT düzenlemesi primini tamamlayanlar için imkan getirirse Fatma Hanım yasanın çıktığı gün müracaat ederek emekli olabilecektir. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu bizim için önemli. Videomuzun beğen tuşuna da basarsanız memnun oluruz. Paylaşırsanız arkadaşlarınız da bu konuda bilgi sahibi olmuş olur. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli vatandaşlarımız. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu konuda sizleri bilgilendireceğiz değerli izleyicilerimiz. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini %18.4'tü zaten. Hesaplarımızı biraz bunun üzerinden yapıyoruz ama yeni açıklanan enflasyon rakamıyla 4 aylık enflasyon rakamı da belli oldu. Kaldığı iki veri maaş zamlarıyla ilgili olarak. 4 aylık enflasyon yüzde dikkat 6.72 oldu. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz 4 aylık enflasyon ki buna daha 2 aylık daha eklenecek. 4 aylık enflasyon %6.72 oldu. Yani SSK'lı ve Bağkurlu vatandaşlarımızın 4 ay için şu an 6.70'lik zammı cepte ama dikkat daha 2 ay var. Memurlar ve memur emekleri için ise burada %3'ün üzerinde oluşan kısım yani değerli izleyicilerimiz... 672'den 3'ü çıkarıyoruz. Ne kaldı? 372. 372'lik de bir enflasyon farkı oluştu. Memurlara zaten %5 verilmişti toplu sözleşmeyle. Değerli izleyicilerimiz 372'lik de ayrıca şu an itibarıyla yani 872 zam da memurların şu an cepte. Ama 2 ay sonra bunlar tabii değişecek. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklisinin 4 aylık zammı %6.72. Kasım ve Aralık aylarının verisi geldikten sonra da yıl sonu enflasyonunu öğrenmiş olacağız. 6.72 SSK'lı ve Bağkurlu vatandaşlarımızın zammı cepte. 8.72'de memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın zammı cepte değerli izleyicilerimiz. Merkez Bankası enflasyon tahminini yani 6 aylık enflasyon tahminini ne olarak açıklamıştı? %18.4 olarak açıklamıştı. 4 aylık gerçekleşen enflasyon ne? %6.72. SSK ve Bağkur emeklisi 4 aylık zamma göre şu an için ne alıyor? %6.72 alıyor. Memurlar ve memur emeklisi yine dikkat 4 aylık zamma göre konuşuyoruz. Ne alıyor memur ve memur emeklisi? %8.72. SSK ve Bağkur emeklisi peki Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre Düşünecek olursak 6 aylık zam mı yani oluşması düşünülen e, zam SSK ve Bağkurlu vatandaşlarımızın zamı ne olacak? %9.17 olacak değerli izleyicilerimiz. Peki memur emeklisi ve memur vatandaşlarımızın zamı ne oluyor? Zaten bir %5 toplu sözleşmeden geliyor. E, 6.17 de fark olarak geliyor. Onların zam mı da ne oluyor? %11. 17. Tabi şurada bir konunun altını çizmek istiyorum. SSK'lı ve Bağkurlu vatandaşlarımız, emekli vatandaşlarımız %9.17 zam alırken... ...memur ve memur emeklisi vatandaşlarımız %11.17 zam alması öngörülüyor. Yani SSK emeklileriyle memur emeklisi vatandaşlarımız burada farklı maaş zamları alacaklarının altını çizmek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Peki... Ee, devam edelim. Asgari ücret artışı enflasyonun yaklaşık 6-7 puan üstünde oluyor. Geçmiş yıllardan e, bakacak olursak değerli izleyicilerimiz 18.4 6 aylık enflasyon olacağı öngörülürse Merkez Bankası'nın öngörüsü bunu 6 veya 7 eklersek o zaman tahmin ediyoruz ki e, asgari ücrette %25 zamlanacak %25. Dolayısıyla asgari ücret bürüt 4471 TL, net ise 3532 TL olması öngörülüyor. İşsizlik maaşı buna göre en az 1789 lira. İşsizlik maaşı en yüksek miktar ise 3577 lira. Kıdem tazminatının tavanı da değerli izleyicilerimiz %11.17'lik zam yapılacağı düşünülürse memur emeklisine ve memurlara... Kıdem tazminatının tavanı, da 9210 TL olacak. Taban aylıkları ne olacak? Bu verilere göre, bu öngörülere göre. Emekli sandığı emeklisi değerli izleyicilerimiz 3275 lira yerine 3561 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı 3561 lira olacak. 2000 öncesi SSK'lı vatandaşlarımız ise 2624 liradan 2800 liraya çıkacak. 2000 öncesi en düşük SSK emeklisi vatandaşlarımız. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür etmeden önce bir bilgi daha vermek istiyorum. SSK 2000 sonrası 1626 lira en düşük maaş 1736'ya çıkıyor. Bağkur esnaf 2350 lira. 2.508 liraya çıkacak. Bağkur tarım 1.867 lira, 1.993 liraya çıkacak değerli izleyicilerimiz. Bu söylediklerimize ek ödemeleri de dahildir. Onu da belirtmiş oluyoruz. Teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Ama kanalımıza lütfen abone olunuz ve bildirim zilini de açmayı unutmayınız. Hoşçakalınız. Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren, müjdeli, çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu konuda sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. Önümüzdeki yıl için yapılacak sosyal çalışmalardan birisi de emeklilerin maaşlarıyla ilgili değerli izleyicilerimiz. Bu çalışmalar neticesinde emekliler için seyyanen zam gündeme geliyor değerli izleyicilerimiz. Bu alanda iki konu üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Böylece geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak. Tartışılan bir başka düzenleme ise 2000 liranın altında emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi. Eğer bu konuda karar verilirse 2000 liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Biliyorsunuz daha önce 1500 lira yapılmıştı emekli maaşı değerli izleyicilerimiz. Ve şimdi bunun 2000'e çekilmesi söz konusu. Çünkü yüzdelik zamlar emekli vatandaşlarımızın maaşlarını yeterli ölçüde arttırmıyor. Enflasyonun altında kalıyor. Bu da ciddi bir geçim sıkıntısı ve maaşlarının erimesine neden oluyor. Ee, ancak bu şekilde seyyanen bir zam ile e, değerli vatandaşlarımız, emekli vatandaşlarımızın maaşları bir nebze olsun yükseltilebilir. Şu anda da en düşük maaşın 2000 lira yapılması gündemde. Gelişmeler sizler için takip edip ilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu nedenle kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız ki onlar da bu konuda bilgilensinler. Evet yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.